ıssız toprakları kuru, kadınların ve çocukların önünde asla tükürme. Burak. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island. Kaybedenler Kulübü sunar. Kaybedenler Kulübü. En son ne zaman terk edildin ki? Böyle konuşuyorsun yani. Hangi yıldayız? 2013 galiba. 2014 olduk mu? 2 sene önce. O zaman anlaşılabilir tabii. Yani nispeten anlaşılabilir. Anlaşılamaz da böyle bir şey ya. Geçen bahar 4 kez daha terk edildi ama bunlar sayılmaz. Niye? Şey mi? Ganyan'da mı yoktu onda? İşte Ekürü'ydü. Ekürü. Böyle karmaşık bir şey var aslında değil mi? Yani Ekürü pompası dediğimiz bizim. Ekürü pompacılığı dediğimiz bir çarpık bir biz hiç tasvip etmediğimiz. Çünkü Kaybedenler Kulübü
Değerli dinleyenler, sizlerin de bildiğiniz gibi bir sosyal sorumluluk şeysi, projesi. Doğru, evet. Dolayısıyla zaten bu tür şeyleri bizim tasvip etmemiz, kabul etmemiz kabul edilemez. Doğru. Bir de şu şey var, senin Şişli'deki caminin, adliyenin arka tarafında bir sokağa gidiyorduk ya. Hı hı. Orada sen terk edilince ben de terk edilmiş sayıldım. Onu da sayarsam geçen bahar 5. Ona pişti diyorlar. Evet. Yani komşu da pişti, bize de yani şey diyorlar. Ekürü manasında mı diyorsun sen onu, yoksa o pek ekürü hatırlamıyorum o şeyde. Şişli civarında. Orada şöyle bir ters anlaşılma ya da yanlış karşılaşma oldu. Bana dedi ki senin yüzünü, bu pislik yüzünü bir daha görmek istemiyorum dedi. Bebeğim dedim, ben sana ne yaptım ki dedim. Yani dedim, o dedim Kaan. Yani dedim, bir takım şeytanlıklar çevirmiş. Yani olabilir dedim. Yani sen dedim bununla beni niye dedim cezalandırmaya yelteniyorsun dedim. Hepiniz aynı şeyin şeyisiniz dedi. Doğru demiş. Bu noktada doğru demiş. Yani. Orada arkamı dönüp şeye kadar yürümek zorunda kaldım. Ben kadına şiddete karşıyım. Prensip olarak. Ben de yani bu bizim anneannemden kalma şeydir, gelenektir bizim hepsi. Oradan mı geliyor anneannemiz? Evet. Yani anneannelerimiz var. Oradan kalma bir şeydir. Bizde kadına şiddet uygulanmaz. Başka şeyler uygulanır. Yani uygun şeyler uygulanır. Tabii yani şiddetli şeylerle şiddeti birbirine karıştırmamak lazım. Evet. Yani ince bir ayrım hakikaten. Bir de yani insanı zaten şey yapar mı? İnsan insana şiddet uygular mı? Aşk her şeyi affeder mi? İnsan insanı şiddetli sever mi? Bunlar hakikaten güzel tespitler. Benim prensip olarak yatağımın şeyi bile yok. Zincir ya da kement bağlama yeri bile yok. Salt yatak. Ama kopmuştu geçen sene, hatırlıyorum. Somya mı? Bahara doğru. Karyola mı? Ne deniyor? Ona ne deniyor ya? Başlık. Karyola başlık, evet. Hı. Geçen sene kopmuştu bir. Ters kement onu hatırlıyorum, şeysi vardı. Ama halat koptu, yatak kopmadı. Ama işte halatla birlikte şeyin başını da kapının önüne koymuştuk. İkiya'dan almışsın kadının şeyi, başını da. Şeyi. Pardon, yatağın başını. Şey, oradan elimde kaldı, ne yapayım? Evet. Sen de attın. Güzel insan. Burada olmayı garanti ediyoruz. Bakıyorum, en az 2 saat burada olduğumu söyleyebilirim kendi adıma. Sizin esas meslek neydi? Yani biz babadan, atadan bu tarafa gelen bir şeyimiz var. Biz kömürcüyüz. Kömür? Hı-hı. Odun kömürcüsü. Güzel iş bu. Tabii. Ne oldu sonra? Battık. İyi olmuş. Yani kömür işi nereye kadar kurtulmuş olduk yani, evet, yoksa. Nereye kadar kömür işi yapacağız? Hala şey yani. Devir hızlı değişiyor. Tüketim malları, tüketim alışkanlıkları hızlı değişiyor insanların. Buna ayak uydurabilmek lazım. Bunu takip edebilmek lazım. Kendini buna uygun bir şey, bir tür karaktersizliğe ya da bir tür omurgasızlığa, kötü anlamda söylemiyorum. Ama kötü bir şey bu. Tabii. Evet, evet, doğru. Şey yapmak lazım. Binaenaleyh ben baktım ki kömür işinde iş yok. Var dedim, inşaat mühendisi olayım. İnşaat işleri çok yükselmişti o zamanlar. Hangi yıllar?
1960'ların şeyleri, sonları, 2000'lerin başları gibi. Güzel zamanlardı, evet, hatırlıyorum. İyi zamanlar. Ama orada da bir hata yapmışım. Stratejik mi? Oldukça stratejik bir hata yapmışım. Ben müteahhit olmam lazımmış. Doğru, anladım. Yani şey, tabii yani 4-6 yıl sen git oku. Esnaflık yapmak lazımmış yani. Evet, evet, orada bir hata yapmışım. Sonra babama da söyledim, senin yüzünden dedim. Ne dediğini tahmin edebiliyorum ama sorayım, ne dedi? Yani burada söylemek ne kadar şey olur bilmiyorum. Münasip olur. Bilmiyorum ama şunu da al git dediğini söyleyebilirim kabaca. Ama orada benim hatalarım var tabii. Yani çok şey yaptım. Yani çok ciddiye aldım. Neyi? İşi. Yani işi çok ciddiye aldım. Bu da yanlış bir şey. Anladığım kadarıyla batırıyor adamı. Yani batarsın yani. İşini iyi yapmak, efendim, ne bileyim, bu konularda şey yapmak, derinleşmeye çalışmak. Ciddi misin bundan söylerken yoksa resim söylüyorsun? Ben şimdi tam şey yapamadım. Bu kadınlar da aynı şeyi sorup duruyor bana Mete. Neden sen de? Ne zaman ciddisin, ne zaman değilsin anlayamıyorum diyor. Ben genellikle dön o zaman bebeğim diyorum. Yani yeter artık, dön diyorum. Ciddiyetimizi şey yapalım diyorum. Yani ciddi değilsin yani. Çok ciddiyim. Ha, ciddisin. Anladım. Önemli olan niyet ama. Ben onu yani kısa hayatımda, özellikle de 70'li yılların başında ki kısa hayatımda fark ettim ki gerçekten bir iş yaparken bir takım sosyal çevrelerle bir takım sosyal sorumlulukları paylaşırken, bir takım kaybeden projeler üzerinde çalışırken ya da projelendirirken bile en önemli şey niyet. Niyet iyi olduğu sürece şöyle ya da böyle Ahmetciğim, peşinden gelen sonuçlar, o rafine, elde ettiğimiz rafine birikimler hep bir şekilde faydalı insanlığa. Özellikle 60'lı yıllardan sonraki gençlik ya da gençlik diyebileceğimiz şey akımı, jenerasyon şeysine faydalı ve şu anda hatırlamadığım konuyu hatırlayamadığım için bağlıyorum. Bir bakımdan da şey oluyor. Evet. Şimdi Necati, çok saygı duyuyorum bu söylediklerine. Yani gerçekten çok saygı duyuyorum ama katılmıyorum. Ya bu söylediklerime çoğu zaman ben de katılmıyorum ama yani gerçekler bunlar. Bu da bir gerçek. Gerçekler bunlar. Ama yani bazen öyle bir anlatıyorsun ki bu acı gerçekleri, hayatın bu dikenli gerçeklerini, sanki bu büyük ızdırap, bu büyük acı, adeta bağıra bağıra geliyorum diyen bu büyük acı silsilesi bizi sanki hoş, seveceğim bir şey geliyormuşçasına adeta bir hüzne, yer yer o hüznü gölgeleyen bir neşeye ve neşeyi hissettiğimiz andaysa daha da derinleşerek bizi içine çeken bir hüzne buluyor ve dolayısıyla adeta harap oluyoruz, bitap düşüyoruz. Fakat yani ne olursa olsun yine de hayatın gerçekleriyle
yüz yüze kalmaktan da geri duramıyoruz. Ben böyle bağlayayım dedim. Yalnız mısın sen? Yayın kurulumuzun başkanı tarafından çok ciddi şey geldi. Ne dedin sen orada, bir şey dedin? Ben sakin olun dedim. Bir şey geldi. Sakin olun gibi bir uyarı geldi. O yüzden masada bir yumuşama oldu. O arada sucuklu yumurtalar indi. Böyle bir şey oldu. Ortam bir şey oldu, evet. Sakinleşme oldu. Ekmek banaldı. Derken iyice yumuşadı. Yumuşadı, şey oldu. Yalnız tabii... yine de bir incelik olarak kabul ediyorum bunu. Yani sucuklu yumurta... üç tanesinin karışık, iki tanesinin de göz olarak bırakılması ve üzerine ince bir mozzarella katmanı ve onun üzerine de tamamen dekoratif maksatlı kırmızı pul biberler bırakılması ve o kırmızı pul biberlerin yarattığı koyu kırmızıdan turuncuya, turuncudan adeta bir zeytinyağı sarısına doğru ilerleyen renk skalası ortamın iyice yumuşamasında oldukça etkili oldu diye düşünüyorum. Tabii yoğun bir kulis faaliyeti de oldu. Bu arada yani ikili görüşmelerle de yaparak bir kriz yönetimi uyguladık, uygulandı. Yani sana bayağı bir mesela bayağı güzel bir kriz yönetimi uygulamış. Tabii ben eve geçmek zorunda kaldım. Öğleden sonraki yani adetim değildir. Yani ben prensip olarak gün ışığı henüz üzerimizdeyken ikili ilişki kurmam. Evet. Ama neyse ikili değildi yani. Neyse ki ikili değildi. Sağlandı. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Senin menajerin neydi o hanımın ismi? Yani, Necati. Gerçekten yani inanılmaz bir hoşgörü. İnanılmaz bir altyapı. Bir alttan alış bir alternatif, şeysi var orada. Bir yani, alternatif anlayış. Mükemmel bir kafa. Gerçekten de burada herkesin huzurunda Kayvanlar Kulübü'nün bu geniş hizmetine ve şeyine şey yapıyorum. Çok mersi. Dolayısıyla değerli dinleyenler, bugün üç önemli konumuz var. Ağırlıkta kadın, hayat ve aşk üzerine konuşacağız ki bu ilk defa konuşacağımız bir konu olacak. Ama yani hazırlıklıyız. Geniş bir ekibin hazırladığı memolar var önlerimizde. Konu başlıkları olarak her açıdan irdelemeye çalışacağız. Yani 60'ların ilk feminal hareketlenmelerinden incik boncuk neydi o her tarafına şey takan şey. Hippilerin kadın anlayışı, yani hippi felsefesinde kadının yeri duruşu dan başlayarak günümüze daha doğu enlemleri, farklı kültürleri, bu kültürlerdeki kadının algılanışı, Sümer'deki çok memeli tanrının niye mesela çok memesi var o kadın? Niye o kadar çok memesi ne var? Gerek ya? Var? Ne gerek var? Ne gerek var? Ne gerek var? Ne gerek var? Buradan güzellik salonlarının özellikle 1970'li yılların ortalarından itibaren başlayan Avrupa ve Amerika'daki gelişimleri
amaçları, hippie hareketine karşı duruşları ve ilerleyişleri konusuna bağlayıp programımızın endüstriyel tadında bir parantez açıp bunu günümüz estetik anlayışına ve aslında bir anlamda postmodern beğeni diyebileceğimiz tamamen sanal, tamamen angajman ya da aranjman diyerek adlandırabileceğimiz şekilde hayatımıza nüfuz etmiş olguya da yer vereceğiz, değinmeye çalışacağız tabii ki süremiz yettiğince. Tabii özellikle parantez açacağımız konulardan bir tanesi de özellikle mavi, yeşil ve cartlak kırmızı bol paça pantolonların dar basenli kadınlar üzerindeki yarattığı etki ve bu yine yani çok yakıştığı için öyle demek istiyorum. Bu postmodern tavrın Küba ırkının basen ortalamasıyla yarattığı çelişki üzerine de birkaç cümle söylemek zorunda kalacağız sanıyorum. Evet. Lütfen bizden çay yapmayın. Hoş geldin. Hoş geldin. Can you lie next to her and give her your heart, your heart as well as your body? And can you lie next to her and confess your love, your love as well as your folly? And can you kneel before the king and say, I'm clean, I'm clean, but tell me now where was my fault in loving you with my whole heart? Oh, tell me now where was my fault in loving you with my whole heart? When you sent me to the brink, to the brink, you desired my attention but denied my affections, my affections. So tell me now, where was my fault in loving you with my whole heart? Oh, tell me now, where was my fault in loving you with my whole heart? Thank you.
kızgın mısın peki yani, yoksa bu yani aslında yani hep olan şey. Dolayısıyla ya zaten belli bir noktadan sonra hani kızgınlık ya da ya da haz diyeyim yani tam karşıtı olmayacak ama yani hassızlık mı? Hayır yani hazı ertelemek gibi bir noktaya gidiyor zaten iş. Yani hani hazı ertelemek hazı büyütür ya. Yani bunların hepsi yalnızlıkla ilgili şeyler aslında. Yani çok şey yapmamak lazım. Nereden biliyorsun bunu? Kendimden. Birebir yani. Hmm. O zaman doğru olduğunu varsayabiliriz. Çünkü yani karşımızda canlı örneği var. Nah görüyorum. Ha. Bakıyorum sana. Hmm. Bak bak. İyi bak. Maşallah. Allah şey yapmış. Yalnızlıkla cezalandırmış beni. Yani, belli yani. Belli, senin hayatından belli. Geçen. Başından belli. Evet. Peki yani nasıl olacak? Mesela sen de çok daha iyi bilmezsin ki. Mesela ben tip terk edilmişimdir. Tip mi terk edilmişsindir? Hep. Tip. Ha hep. Hep terk edilmişimdir. Yani hiç şöyle bir arkadaşımı, bir kardeşimi karşıma alıp arkadaşım, kardeşim bak bu iş yürümüyor. Sen artık buradan kendi yoluna yürü. Hı. Biz de kendi yolumuza gidelim. Hani ketum musun sen? Ketum derken? Baya ketum yani. Tutumlu gibi. Yani. Yani ket vuran tutumlu gibi. Yani ters olmuşsun o anlamda. Onu mu soruyorsun? Yok. Yo, cesaretsizim. Bu enteresan. Yani şey cesaretim yok. İnsan incitme konusunda şey. Tecrübesizim. Tecrübesizsin sen. Diyorlar. Ya yani demiyorlar da. İşte demiyorlar yani. Yani demiyorlar. Aksine, en son ne zaman demediler? Onu hatırlamıyorum. Diyelim ki epey bir zaman geçmiş olabilir ama yani şuraya varmaya çalışıyordum aslında sorarsan. Biliyorsun ben yalnız bir insanım. Yani evet, evet bakıyorum şöyle bir baktım şimdi hakikaten. Sonuçta şakaklarına vurmuş maşallah. Yani. Sonuçta ben de evet buramda bir şey oldu. Neyle vurdu oraya? Terliğinin ucu kaçtı şuraya. Bayağı yalnızlık bir şey olmuş. Evet. Sonra terliklere baktım böyle kırmızı üzeri altın yaltızlı. Kaç yaşındaydı bu kadın? Takunya mı giyiyor ya? Şey dedim ki bu senin yaşın uygun değil dedim. Sana dedim daha 20'lerin başındasın dedim. Bu terliği giyme dedim. Ama burada kaybediyorsun sen işte. Ama ne yapayım yani? Kadınlara bu... böyle yaklaşmayacaksın. Nasıl yaklaşacağız? Ya yaklaşmayacaksın zaten. Yani bir an önce şey yapmak lazım yani. Öyle söyleyeyim. Tamam ben de öyle yaptım. Onun üzerine bakıyorum son yaklaşık son 8,5 haftadır. Hı-hı. Bakıyorum kendime. Şöyle aynada. Yalnız başına bir insan. Sen aynaya bakarsın arkamda bir hanım profili belirir. Güler yüzle senin tıraş olmanı izliyordur. Elinde bir sıcak üzerinden dumanlar ya da buharlar tüten ya da çıkan bir bardakla çayını sana bir an önce vermeye çalışıyordur. Ki hani şimdi boksa da söyleyip buna bir müzik yaparsa altına bunu bayağı. Ki hani iki yudum içip 30 saniyelik olacak yani. Kendine gel, dünyaya merhaba de. O günkü yardımsever hayatına, o günkü sosyal paylaşım ortamlarına bir an önce dahil ol ve insanlığa özellikle de Pakistan halkına bir faydan olsun, bir şey o bir imzan olsun dünyada. Ne zaman? Fark etmez her zaman. Şimdi o yok. Aynaya bakıyorum. Işık da patlamış bir şey olmuş ışığa. Kendimi de göremiyorum.
Benim şey, banyo biraz şeyde kalıyor, karanlıkta kalıyor. Küvete baktım. Küvet solda kalıyor. Şu sola döndüm, baktım küvette biri var. Aa! Ne yapıyorsun sen orada dedim ya sabah sabah. Bu dedim, bu su dedim. Bu dedim ağzına kadar doldurmuşsun. Bu su dedim, para dedim. Aç insanlar var dedim Afrika'da. Bu dedim, bunun üzerine bir köpük basmışsın. Sana bunun parasını verdim mi dedim bu sefer. Ben dedim bunu Body Shop'tan alırım dedim Londra'dan. Bunun dedim parasını verdim mi dedim. Bu dedim White Mask Lotion. Sen biliyor musun dedim bu kaç pound bunun 25 şey CL. Böyle bakıyor. Dedim herhalde cansız bu, ölmüş. Akşamdan ölmüştür o. Bir şey olmuş. Kapıcıyı aradım. Abi dedim, bizim dedim daha bir sıkıntı var galiba. Ben çıkıyorum dedim. Sen dedim gerisini dedim herhalde toparlarsın dedim. Ben oradan uzadım. Gün boyunca telefonum çaldı. Cevap da vermedim. Yani şimdi burada şey de şey altında bırakmak da istemiyorum kimseyi. Deyip ona bir şey deniyordu. Zan zan. Zan. Zan ya da zul zulüm gülüm. Zul zul. Zul. Zul zul. Ama iyi de yapmışsın yani. Çok ince düşünmüşsün. Senin haline dönelim. Yani o kadını o kadar uzak mesafede bıraktın. Buraya geldin. O kadın defalarca bana bile mektup yazdı. Hadi canım. Yani bu gerçekten bir yerde birisini bir yerde bırakmak, senin olmadığın bir yerde bırakmak, onu orada yani bu, nasıl üstesinden geliyorsun? Bana bilmiyorum. Çok şey yaklaşıyorsun bu noktada. Yani kırılmış hissediyorum kendimi. Yani hiç de öyle değil tabii. Yani hiç de öyle değil. Benimki tamamen saygıyı da saygı duymakla ilgili bir şeydi. Yani belki çok fazla ince olmakla ilgili bir şeydi benimki. Yani hani anlaşılamayacak kadar ince olmak, belki naifliğin sınırlarına dayanan, dolayısıyla neredeyse çağdaş bir sanata, çağdaş bir yerleştirme sanatçısına beni dönüştüren bir süreçti bu. Dolayısıyla ben bu sanatsal bu derin inceliğimden gelen sanatsal dürtüyü de kendisini gömdüm. Ne ben bir şey yerleştirdim diye bekliyorsan gömdün diyorsun. O da bir yerleştirme. Buzun altına gömdüm. Yani buzun altına da tam gömmedim de yani orada bir şey açtık. Oraya sen dedim yat bebeğim şuraya dedim. Sonra sıcak su döktüm üstüne. Ama hemen şey oldu. Çünkü eksi 15'ler 20'ler falan. O zamanlar bu daha Delta uçağını yeni test ediyoruz. Şeyleri de bizim departmana düşmüştü. Eksi bilmem kaçlarda rahat iniş kalkış yapabiliyor mu uçak falan filan diye. O yani tamamen oradan gelmiş bir şeydir. Sonra öyle tahmin ediyorum ki 2-3 milyon dolara sattım ben o kadını. Şeyde buzuyla birlikte yani. Fosili mi? Ona kadın denmez, fosil denir bu saatten sonra. Ben gördüm çünkü halini. İnan bana işe yarayacak olsa alıp buraya getiririm. Siz böylesiniz. Buraya getirdik. Siz bunu yapıyorsunuz. Buraya getirdik. Modern sanatlar şeysinde burada, hangarında. Freeze şeyine koymayı unutmuşsunuz. Erimiş yolda gelirken. Çözülmüş mü o? Hı-hı. O benim suçum değil. O daha prodüksiyon şeysi yani. Lojistik. Lojistik şeysi o. Ben ne alakası yok. Ben o kadını çok sevdim. Tamam mı? Bunu mu söyletmek istiyorsun bana? Yani pazartesi, salı ve perşembe geceleri saat 22 herhangi bir değişiklik olmazsa. Şimdilik. Yani. Şimdilik 22-24 yani 24'ün de bir yani 22'den itibaren
Hayvanlar Kulübü burada olacak. Bu ayın birinci ve üçüncü haftaları için geçerli. Ayın ikinci ve dördüncü haftaları ise pazartesi, salı ve perşembe günleri saat 22-24 arası Hayvanlar Kulübü Standart FM'de canlı yayında olacak. Evet. Bugün yayın kurulumuzun bize istediği bir, onlar forum dedi ama ben forumun ne anlama geldiğini bilmediğim için bir şey için anlamına getirdiler. Hani bir soru cevap kamuoyu şeysi. Kamuoyu araştırması ya da referandum diyebileceğimiz bir şey yapın. Bu programı saat 22.00 mı yapacaksınız? 23.01 mi yapacaksınız? Bunu oylayın gibi bir şey geldi. Ama ilk önce çok manasız bulduktan yaklaşık 1 saat 20 dakika sonra banyodan çıkarken ikna mı oldun? Tamam dedim ya, bunu dedim. Sormanın ne sakıncası olabilir ki zaten dedim. Ben bir tıraş olacağım dedim. Sana çıkarız dedim. Dolayısıyla bu, dinleyicilerimize bunu faiz ortamında paylaşmak üzere sorabiliriz de. Bu konudaki fikirlerinizi Standart FM'in Facebook faiz şeysinde nesi oluyor uzantısında lütfen bildirirseniz bizim için de yol gösterici olacaktır. Bugünkü konularımızdan bir tanesi ise özellikle dünyanın iyice nümerikleştiği, her şeyin rakamlara dönüştüğü bir ortamda aslında, yani yıllar önce Perey'in ilk defa dünya gündemine getirdiği listeleme George Perec kavramı üzerinde biraz durmak istiyoruz. Biliyorsunuz binlerce endeks de çevirdiyiz ki mesela Mete de bunlardan başını alamıyor zaten. Evet, doğru. Bütün gün çift ekranda, yok o düştü, yok bu çıktı, yok portakal, 4 yıllık portakal mı alsam, 2 yıllık kahveye mi girsem, malları boşalttım, yok aynı sepete koymayalım, biraz pahantı olayım, dolar yükselince mi dolar almak lazım, dolar yeterince yükselmeden dolar alsak çok mu zarar ederiz gibi. 2018 Sheffield Hardal'ına para yatırdım en son. Ama iyi olacağını söylüyorlar. Bu arada 2 liradan aldığım yaklaşık 480 dolar ya da 480 bin tam hatırlamıyorum. Ayıp olmasın diye şey yapalım. 2 liradan aldığım o kadar dolar hala duruyor. Kıymetli bir dolar olduğunu düşünüyorum. İstersen 1.75'ten sana devredebilirim. Hayır, yani o kadar değerli bir dolar almışsın ki bence bekleyeyim biraz. Ziyan etme yani. Bu, yani eğer ticaret yapmak istiyorsan o günlerden al 1.75'ten. Ucuz dolar al, ucuza sat yani. Böyle 1.75'ten almak şimdi gücüme gidiyor. 2'den aldım ya. Nedense bir şey yaptı bende. Şu sağ cüzdanımı taşıdığım sağ kasığımın hemen altında bir ağrı yaptı. İnce mi? İnce bir sızı şeklinde mi? Kalın bir sızı şeklinde. Ha, o geçmez o. Geçmez o. Ödem oldu o zaman orada. Geçmez o. Şey yapman lazım. Ödem sökücü kullanman lazım. Yani su toplamış orası. Yani herhangi biri olabilir. Yani orada fark etmez yeter ki isminin ne olduğunu da önemli. Ödem sökücü şeysi olsun. Yaş önemli mi? Yaş olmasında fayda var yani. Yani SKT ne olsun? Dolmamış olsun. Anladım. 22-23 yıldır. İyi tamam, onu hallederim ben bu gece. Binaenaleyh sayın dinleyenler
Ya geçenlerde okuduğum bir buna benzer bir istatistiğin baş tarafını çok merak etmeye başladım ben. Yani Türkiye'de yapılan araştırma, ki artık bu araştırma işleri de teknolojinin bu kadar gelişmiş olmasından mütevellit herhalde, oldukça gerçeğe yakın değerler veriyor. Kitap dediğimiz nesne temel tüketim, yani tüketim önceliğinde 235. sıradaymış Türkiye'de. Kaç? 235. Şimdi, İlk şeye baktın mı? 234'e? Yok. Yani öyle bir data yoktu. Ben de sevmem kitap. Kitap okumak falan filan. Kim uğraşacak bunlarla? Yani onun yerine işte sözlüklere falan girip bakıyorum ben. Kitap dediğin bu senin şey değil mi? Kağıt ya. Şey, tuğlamsı üstte şey. O sen de şey var ya, mutfak masasının hemen önünde duruyor dört cilt üst üste. O kitap tamam. Onlar. Ama o kettle'ı koyacak yer yoktu. Onun için onları şey yaptım. Yapmışsın da yani işte, yani kitap onlar yani. Ha, siz ona kitap mı diyorsun? Hı hı. Ha. Sendekiler ansiklopedi gerçi. Yani anladığım kadarıyla. Bendekiler şeyli deri cilt. O 1700'lerin sonunda basılmış Latince şeyler onlar. Latince şeyler. Çok da kullanışlıdır onlar yani, özellikle tabii masa, özellikle de mutfak masası kullanıyorsan boy problemi önemli, özellikle son noktaya ulaşmak açısından. Dolayısıyla hani bir cilt çekersin, iki cilt eklersin, tabii, şeyi dengelersin tabii. Yani kimin ansiklopedinin üstünde durdu önemli tabii burada. Ben de tarafa baktı. Doğru. Yani matematik olarak şey, yerden olacağız. Evet, biraz önce sorduğum şeye, yani kendime sorduğum şeye biraz devam etmek istiyorum. Hakikaten yani. Neydi abi, hatırlatsana bana. Kitap dediğimiz nesne, yani tüketim, tam yani bunun tutturmaklı bir ismi vardır şüphesiz. Yani tüketici temel bilmem ne bir şey, bilmem ne bir şeysi falan gibi. Ama sonuç itibariyle yani satın almak önceliği olan şeylerin listesinden bahsediyordu okuduğum şey ve 235'te kitap vardı. Yani ne olabilir hakikaten çok deneyelim. Yani insanın hayal gücünü zorlayan bir durum yani. Deneyelim. 235. Yani 235 şey, eğer senle ben bulamıyorsak burada dava çöker ya da düşer diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? İyi düşünüyorsun. Menteş Murat, Murat'tan şey gelmiş. Afilli Tayfa'dan selam, saygı. Allah'a şükür. Ne diyor? İyi falan diyor, ne yapıyorsunuz diyor. Şey, sen en son ne anlatıyordun sen? Ben bir şey anlatmam. Ben prensip olarak bir şey anlatmam. Yani sen diyordun ki, eğer kitap 235. sıradaysa insanların hani para vererek... Hı. Satın aldığı şeyler listesinde. Ha, bir deneyelim. Yani. Ben de onun üzerine dedim ki bundan önce, yani kitaptan önce bize mantıklı gelecek 234 şeyi sayalım. Ha. Birisi yazsın. Hı-hı. Yaz lan. Kağıt kalem çıkar bir şey. Evet, 235 tane. Eşek mi şey yapıyor burada? Bahçavuş'un şeysi, eşeği mi gaz çıkartıyor derler ona. Öyle mi diyorlardı onu? Yani bizim aralarda önerler Bahçavuş'un. Şey. Mesela bence oje, hı-hı, kitaptan önce gelir bir kadın için. Evet. Ya bence mesela seks kitaptan önce gelir. Satın almak anlamında mı? Ya satın alınmayan seks var mı? Affedersin. Çok özür dilerim.
Şu anda tarihi bir hata yaptım. Doğru söylüyorsun. Ama ben inan bana aklıma gelmedi. Yani hayatımda hiç para vermedim. Yani çok para harcadığım için. Sekse. Ama yani birebir nakit sıkıştırmadım. Gerçi geçen gün 50 lira bıraktım çıkarken. Taksi parası mı? Yoksa... Durumu geri isteyeyim ya. İşte tabii canım. İşte. Hakikaten bu nasıl ne? Geçen bu nasıl bir şey ya? Geçen de bana oldu. Nasıl bir şey? Ama Mehter ben ona 50 lira verdim. Taksi onu ne yapacağız? Ne yapacağız ya? Allah Allah. Bana mı sordun deseydin ya? 50 lirayı verirken. Bana başka mı sordun? Başka bir şey ver taksiye. 50 lirayı benden niye istiyorsun? Ayrıca sen 50 liralık, yerden niye kalkıp geliyorsun? Kardeş. Canım kardeş. Onu sormak istemedim. Ama yani ha hakikaten. Uçağa git, bin daha ucuz. Uçağa bin oradan Londra'ya git. Orada benim arkadaşlarım var. İşi görür yani onlar da. Ben burada şeyim. Tebligatım ya da şeyim. Garanticiyim. Neyse. Fark etmez. Yani ha. Mesela. Günaydın. Bana geçen de oldu bana. Ne? 20 lira. Ne? Sabah apar topar işe gidecekmiş. 20 liram var mı? Allah Allah. Var. Sana ne? Bir değil, iki değil, üç değil. Ne yapacaksın 20 lirayı? Ya akşam gelirken bir şey... Niye geliyorsun akşam? Gelme. Akşam geldi yan oldu mu akşam? Gelme gelirken de bir şey alma gelme. Gelmezken git kendine alma. Ama makul bir saatte de gel yani. Şimdiki insanın da... Sonra da bir saatte çık gel yani canımı sıkma. Şeysi var ha. Yani. Dolayısıyla yani... Düzenimi bozma. Evet. Düzenimi bozma, düzenim paramı bozma. Da alma. Paramı da alma evet. Bunu şey şiar edinelim biz. Bunu şey, şiar şairden mi geliyor? Olabilir. Bunu Menteş'e sormak lazım. Tövbe tövbe Allah canım. Bismillah. Oje, seks, ekmek yiyor musun sen? Ne ekmeği? Yani gündelik hayatında falan. Yok. Hardal. 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 Üç oldu. Yazıyor musun? Yazıyor musun bunları? Kadın şeysi. iPad'i. Kadın iPad'i. O tek başına yetmiyor. Kadın tamponu. Ya da damperli şeysi. Bunlar benim tabii bilmediğim şeyler. Mesela senin listemde var, benim listemde yok bunlar. Bunun yani benim yalnızlığımla bilgisi olabilir değil mi? Mesela aseton var mı senin listende? Yok, asetat var bende. İşte bende aseton var. Lens suyu. Ya abi affedersin bunları sen mi tedarik ediyorsun ya? Ya biz de abi yani benim ömrüm bunlarla tükendi. Diş ipi. Diş macunu. Diş fırçası çarpı 3. Çarpı 3. E tabii abi. Gelen giden çok yani şey oluyor. Karmaşa oluyor. Kırmızı, mavi, yeşil. Kırmızı, mavi, yeşil. Ölmüş ya. Yazdın mı? Kırmızı, mavi, yeşil. Ya onu 3 yaz. Euro. Şimdi para şey olmaz. Ama o da tabii... Ne oluyor yani? Alıyorum. Alıyorsun. Bulundurmak zorundayım. Tabii. Çünkü kimisi Euro'dan anlıyor, kimisi... Pro. Pro. Mesela Pro... Bulundurmak Sigarillo yazacağız. Bu kadın şeysi var, sigarilloları var. Karanfilli sigara. Mesela ben bulundururum. Mesela ben onları eve almıyorum. Hayır ben bulundururum. Deyip yakanı şey yaparım. Paketi cebine koyup. Öyle paket. Ya da balkona çıkartıp kilitle kapıyı. Daha iyi o. Hava soğuk bugünlerde. Daha iyi. Kendine gelir. İçlik, sütlük. Mesela benim en çok para harcadığım şeyler. Ben şimdi ne giyeceğim? Gelirken yanında getirseydin ertesi gün ne giyeceğini. Ben planlama uzmanı mıyım ya? Senin için hakikaten zor yani.
Ben şu anda çok çok üzgünüm yani. Çok çok yıpranıyorum, ben öyle söyleyeyim. Bayağı yıpranıyorum ben şu anda. Senin bana sevginden saygın. Mete, eşofman altı var mı? Ya ulan burası spor salonu mu ya? Ya biraz insan ol burada, al bir çekmece, iki çekmece, orada boxer var. Bir tanesini ki sana kimse hesap sor. Eşofman altında bir amele miyim ben ya? Yani çok saygı duyuyorum şu anda. Adam yeşil yani, yeşil üzerine sarı, sarı bantlı Brezilya eşofmanı mı çıkartacağım? Oldu o eşofman hakikaten? Onun dışarıda bir tane kedi vardı. Üşüyordu kışın. Onun altına serdim. Sonra ne benim kafamın etini yedi biliyor musun? Eşofmanımı da ötede unuttum da bilmem ne de. Tahammülüm yok. Sarı yeşil tabii ya, çok tahammülüm. Nasıl çok zor renkler hakikaten. Gel zaman git sana mesela şeyde de alışkanlık oldu. Bizim arkadaşlarla kahvede oturuyoruz. Dedik bridge oynayalım, bir şey yapalım, hani boş durmayalım. Pişti oynadık, elimize verdiler. Hani bridge oynayalım bari bunu. Çıkartalım yani şeysini. Bir şey yapalım, o da yarıda kaldı. Ya benim canım çok sık. Bak içim dar oluyor. Ama zor yani işte. Görüyorsun, zor yani. Zor. Hakikaten zor. Bu mahkemeden bir kağıt çıkartıyordun. Birisine suç duyusunda bulunurken. O ne deniyordu ona? İkametgah kağıdı. İkametgah çıkartacağım hepsini. Bence komple çıkart. Hatta nüfusunu al. Ya mecbur kalırsam yaparım. Namerdim yaparım. Anla. Şuraya yazan. Şey olmuş burada, bozulmuştu, düzeltin. Paul Gauguin mi diyor bu? Bir şey söyleyelim. O herif de çatlak daha. Ne? Allah evine. Fare zehir içmişten sonra. Gauguin. Onda bir arzu gözüküyor. Galiba bu makineyi bozduk biz. Pardon sayın dinleyenler. En son içlik diyordun. İçtik onu, içtik. İçtik mi? İçtik. Ha iyi o zaman. Evet. Öyle işte yani. Çok da bir şey yok. Açık konuşmak gerekiyor. Sıkı gerekmez yani. Niye gereksin? Yani açık konuşmak bir gereklilik. Parantezine maruz kalıyorsa zaten orada bir saçmalık var demektir. Dolayısıyla daha fazla konuşmayalım dedim. Ne yaptınız? Yani kanepedeydik. Yani daha fazla konuşmayalım dedim. Bir şeyle ters bir tepkiyle
kalktı. Ani bir şekilde doğruldu. Sonra düştü. Yere düştü. Yani oluyor. Yani bazen senin de başına gelmiştir. Yani çok gergin, stresli bir ortamdaysan, hakikaten gerginsen ve kan basıncın bu uzun süre boyunca 0.6 atmosfer basıncına ayarlamışsa kendini, ani bir hareketle birden kan basıncını 1.2-1.3 atmosfer basıncını çıkartmaya kalkarsan, kalp beyin ilişkisi deki o gecikme ve o süreç yeterli olmayabilir ve ani tansiyon şeyle gözün kararır, yere düşersin. Dolayısıyla çok normal karşıladım bunu. Ben de önce bir kıvılcımlanma, sonra da blackout oluyor. O ama şey değil, o ani kalkış değil, o uzun süreli kalkışlar doğru. Evet. Ama sonuçta yani prensip olarak aynıdır. Herhalde şey. Yani umuyorum. Evet. Yani tabii ki hiç telaşlanmadım. Yani bu bilimsel bilgiye sahip olduğum için. Hafifçe yerimden kalktım. Bir elimi dizlerinin altından, bir elimi de omzunun altından geçirip, ama yarım geçirip başını da kolumun şu kaslı kısmıyla destek. Hangi kaslı kısmı bakabilir miyim? Şu tam olarak şu. Koridordan, bizim evde koridorda 30-35 metre gittikten sonra sağdaki ilk odaya. Yatak odasına. Git orayı tercih ettim çünkü hem hani çok uzun süredir kullanılmayan bir yatağın çarşafının serinliği tene değdiği ilk anda kimisinde tatlı bir ürperti, kimisinde de bir uyarı yaratabilir diye düşünerek tercih ettim. Aynı zamanda yani yine çok uzun zamandır kullanılmadığı için çok uzun zamandır derken mesela burada sevgili dinleyicilerimiz daha iyi anlayabilsinler diye soruyorum. Yanlış anlama lütfen. Sen ne kadar uzun zamandır? İşte ampul 4 yıl önce yanmıştı. Yani elim değmedi bir daha. Yani hiç odaya girsem hatırlayacağım da odayı kullansam. Yani 4 yıl plus mı diyelim? 4 yıl plus. Yani dolayısıyla... Yıl derken insan yılı değil mi? Absolutely. Yani ışık yılı, ayı yılı, Cüneyt yılı. Hani böyle... Cüneyt yılı dersek o bir şey olur. Yani çok uzun açıklamak gerekir. Bunların hepsi çünkü yıldız hareketlerine bağlı şeyler. Yani ayı yılı dediğin, ayının yaşam döngüsünün astronomik karşılığıyla belirlenebilen bir şey. Ama yani Cüneyt yılı dediğinde işimiz çok çetrefilleşebilir. O yüzden bayağı bildiğimiz insan yılı. Yani bayağı 4 yıl. Peki sonra ne oldu? 4 yıldır. Yani ışıkta olmadığı için onu da hani ani bir ışık da rahatsız edebilir diye düşündüm. Hafifçe çok narin bir şeyi ne bileyim mesela hani çok kararmış bir böğürtleni dikeninden söküp alırcasına nazik
Fakat bir o kadar da kararlı hareketlerle yatağa bıraktım. Çok özür dilerim. Bıraktım derken? Bıraktım yani. Nasıl hani yemeğe tuz bırakırsın, şey bırakırsın. Hani bir sevgiyle hani yemeğe sevgini katarsın ya hani o, aa, o tuzu koyarken falan oluyor. O şekil, o şekil. Onu çok sordum, öğrendim. Hı-hı. Ben arkadaşlardan. Ondan sonra tabii o dediğim serinlik bir ürperti yaratmış olmalı ki kendisinde. Hafifçe gözlerini açtı ve beni göremedi. Çünkü çok karanlıktı. Fakat kapıdan yansıyan ışığın çok büyümüş göz bebeklerin de yarattığı yansımayla ben bir anlık o dehşetli paniği hissettim ve gerçekten çok üzüldüm. Niye? Yani kadın da olsa yani o da bir şey, bir canlı sonuçta. Yani bugün sen kedinin tırnağı kırılsa şey olmuyor musun yani? Oluyorum tabii. Bayağı aynı anladım. Şey. Öyle düşün, öyle düşünmeye çalış yani. Tabii o yani anlıyorum tabii. Anlıyorum. Öyle düşünmeye çalış. Sonuç? Yattık sonra işte. Nereye? Bayağı şey yatağa yattık işte yani. Sabahta yine 20 lira 20 lira var mı bilmem ne uykumun arasında. Sabah derken kaçta oluyor? Sabahın şeysi oluyor, kör oluyor. Sabah köründe şey yaptı yani. Acımayacaksın kardeşim. Acımayın. Yarın şey sevgili pompası günü değil mi? Evet. Yarın resmi sevgili pompası günü. Yarın Kadıköy'de tripte Yalnız Ağa Partisi var. Cumartesi değil mi? Cumartesi 18 Şubat. Cumartesi de Bursa resimli barda. Yalnız Ağa Partisi var. Anadolu ayağımızı ayağımıza başlıyoruz orada. Bursa'ya ben şey yapmayalı. Bursa'ya şey etmeyeli. Yaklaşık 5 yıl olmuş. En son 2007'de orada bir şeyde mesaide bulunmak zorunda kalmıştım. Onu hatırlıyorum. Dolayısıyla çok şeyle bekliyorum. Oradaki İskender seansımız herhalde çok hoş ve dinamik geçecek diye düşünüyorum. Gece gündüzünde galiba öğlenleyin imza günü kafası bir şey var. Diyanar dediler. Bir imza günümüz var. Ben imza atmayı çok severim. Özellikle ten üzerine imza dediğimiz steril imza diye bilinen. Dövme. Dövme diyorsun sen. Hayır, doğal sıvı imza. Yani ıslak imza. Ha, ıslak imza diyorsun. Anladım. Tamam. Çok severim ben. Yani kim sevmez onu. Tabii halk içinde bunu yapacak durumumuz olmayacaktır ama yine de Diyanar'da ıslak imza için hazır bulunacağız. Daha sonra öğleden sonra saatlerinde gerçek ıslak imza için dinlenmeye çekilip gecesinde de resimli barda Yalnız Ağa Partisi'ni icra edeceğiz. Can Gox, Gülce Duru, Erdem geliyorsun değil mi sen? Sen gelmeden... Bir ilgim yok ya.
hep beraber olacağız. Bir otobüsle geliyoruz Bursa'ya. Ve hep söylediğimiz gibi aslında kendimizi göstermek için değil, orayı görmeye gidiyoruz. Hoş olacağını düşünüyorum ben. Evet, ben de katılıyorum. Bursa biraz soğuktur dediler. Giyiniriz, ne olacak? Ne olacak? Yani, giyinmek, soyunmak şey meselesi yani. An meselesi bugün. Ya bugün günümüz teknolojisinde. Eskiden pantolonlar falan böyle miydi? Değildi. Kaç yerinden iple falan bağlıyorlarmış. Tabii. Bugün pantolon bile yok. Yani şey, düğme yok, fermuar yok. Şurasından şöyle tut aşağı doğru. Bir baskı, basınç uygula. Aşağı doğru. Aşağı doğru. Zaten kendiliğinden yok olan bir sebze. Sebze, evet. Tight dediğimiz şey. Yekpare bir kere. Bu dışında hippilerden konuşurken takıldığım ve aklıma gelen bir anım oldu. Sen de çok iyi hatırlayacaksın. 1970'lerin hemen başı, New York City'deyiz. 72. 72 galiba. Yazdı, hatırlıyorum, Haziran'dı. New York'u bilenler iyi bilecekler. New York'un Haziran'ı İstanbul'un Haziran'ına çok benzer. Evet, sadece biraz daha fazla yağmur yağar. Yersiz yağmur yağar. Sera etkisi. Neydi kızcağızın soyadı ya? Samantha değil, Sarah'ydı sanki. Winston ya da Vincenton gibi bir soy ismi vardı. Bir gün oturduk. Bana şeyi anlattı. Yani bu hippie akımından sonra buna ters bir... ya da ters demeyeyim de bununla beraber bir tepki oluşacaktır. Yani birazcık hijyenik, birazcık daha temizliğe özen gösteren bir sektör patlayacaktır dedi ve bizim o zamanlar Beauty Care dediğimiz bir zincir kurdu. Ta ki 1983 yılında ben bütün hisselerimi devredene kadar o işten sağlam ekmek yedik. Yani yaptığımız şeydi, bütün hippie hareketlerinin olduğu yerlerde bir takım ajanlara flyer dağıtmaktı. Yani bu kadar tüylü, kaşlı, saçlı dolaşmayın. Gelin biz sizi adama çevirelim ki insan içine çıktığınızda rezil olmayın türünden bir akım başlatmıştık. Sonra o işi aldı yürüdü mesela. Öyle mi? O bana zorlasın öyle. Yani 74'te battık demiştim bana. 83'te hisselerimi sattım. Benimkiler ne oldu? Olur. Ya orta az orada bir problem. Her zaman yarısı yarısı. Ayrı gayrı mı olacak aramızda? Yani üç şeyin kuruşun, doların şeyini herhalde burada estağfurullah. Yani o zamanın parasıyla esiyorsan ödeyeyim. Estağfurullah canım, aramızda bunun yani şeysi yok da yani orada bir akar, bir şey yapmadım ben yani. Akmamıştır muhtemelen ondan, ama o şeyi telafi ederiz diye içimden geçiriyorum şu anda sessiz olarak. Evet değerli dinleyenler, Standart FM'deyiz. Kaybedenler Kulübü kısa bir aradan sonra tekrar burada olacak. Yeah.
what it is to be young. But you, you don't know what it is to be old. Someday, you'll be saying the same thing. Time takes away, so the story is told. I've asked so many questions of the wise men I've met. Couldn't find all the answers. No one has as yet. There'll be days to remember, full of laughter and tears. After summer comes winter, and so go the years. So my friend, let's make music together. I'll play the old, while you sing me the new. In time, when your young days are over, there'll be someone sharing their time. Together. I'll play the old while you sing me the new. In time, when your young days are over, there'll be someone sharing their time. Sanat FM burası değerli dinleyenler. Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk burada canlı yayındayız. Bu gece tabii ki elimizden geldiğince hayatın anlamı, bizim kendi hayatımızın diğer insanların hayatının neresinde durduğuyla ilgili bir tartışma yaratmaya, bir açıklık getirmeye, bir iyimser yaklaşım oluşturmaya, bir toplumsal sıcaklaşma yaratmaya evet çalıştık. Maşallah.
Tabii zaman zaman başarılı olduk, zaman zaman gerginleştik. Tartışmalar evet, çıktı. Şiddetli tartışmalar. Tabii. Maruz kaldık. Fakat bunların hepsini gayet medeni iki insanın yapacağı gibi evet. Medeni bir şekilde sonuçlandırmayı bildik. Ben katılmadığım bir sürü önermesine sabırla susarak önermesini bekleyerek önermelerini katlandım yer yer. Yer yer katıldığım bazı önermeleri oldu. Ben dostum ve tavundum. Bir an önce bunu ifade etmek, onaylamak, bu coşkuyu paylaştığımı hissettirmek için içimde yükselen enerjiyi yine medeni bir insan olarak bastırarak önermesini bekledim. Evet. Ve ancak o noktayı koyduktan sonra bu konudaki evet. coşkumu, neşemi, yer yer şaşkınlığımı, yer yer şaşkınlıkla karışan hayretimi ve bunu takip eden o garip neşe duygusunu yine aşırıya kaçmadan ifade etmek istedim. Bunu da başardığımı sanıyorum. Bu söylediklerimin aynısı tabii ki daha doğrusu metavunduk için de geçerli. Söylediğim bazı cümlelerde, önerdiğim bazı önermelerde an be an gözünde büyüyen nefret tohumlarını takip ederken bile bir an tereddüt etmedim. Önermemi bitirmemi bekleyeceğini. Ne değerli Önermeler Kulübü dinleyenleri. Bugün gerçekten birbirinden önemli konular üzerinde yoğunlaştık. Zaman zaman saygı duyduk. Zaman zaman saygı duyduk ama katılmadık. Zaman zaman hiç saygı duymadık ama katıldık. Evet. Bazen evet. pişmanlıklar yaşadık. Bazen ben çok pişmanım mesela şu anda. Ben yani şu anda içinde bulunduğum pişmanlık duygusunu omuzlarımda yarattığı basıncı yani kelimelerle tarif edemem. Neyle tarif edebilirsin? Yani en fazla Heather bir kalk şuradan sonra alırsın kılıçlarımı diyebilirim. Yani öyle bir bugün Greenpeace bağlantılı bir açıklamamız oldu. Özellikle kıta Avustralya'sının doğu açık deniz açıklarından Avustralya'nın içerisine doğru yılda en az 3 kez mevsim dönümlerinde gerçekleşen toplu balina intiharlarının üzerinde durmaya İskoçya'da Glasgow Üniversitesi'nde öğretim görevliliği yapan Aziz dostumuz Aziz'le ki kendisi Hintlidir bir bağlantı kurduk ve kendisine bunun neden olabileceğini sorduk. Yani balinalar kaybeden midir? Neden bir balina hayvanı neden toplu intihar etsin? Yani tamam kendin ölmeye karar verdin. Bu senin bireysel. Sen yani balina olarak bir birey olduğunu varsayıyoruz o sebzenin. Evet. Sen bireysel bir hayvansın. Memeli. Memelisin üstelik. Evet. Niye yanına diğerlerini de alıyorsun? Yani niye bunu toplu yapıyorsun? Aziz'e sorduk. Aziz hiçbir fikrim yok dedi.
ve bunu daha sonraki programlarımızda tekrar ele almak üzere erteledik. Evet. Yani ertelemek de denemez çünkü Kaybedenler Kulübü'nün yayın anlayışında asla unutmak yoktur. Sadece ertelenebilir ama eninde sonunda o tekrar masaya yatırılacak bu konu şüphesiz ki bilimsel, duygusal ve iklimsel açılardan netleştirilecektir ki tarihimiz bunun örnekleriyle dolu. Bugün üzerinde durduğumuz oldukça önemli konulardan bir tanesi de özellikle genetiğiyle oynanmış mısır rekoltesinin genetiğiyle oynanmamış mısır rekoltesine oranının 0,'lü katsayılara oranlara inmesinin bir süre sonra hepimizin başına gelebilecek adeta felaket boyutundaki sonuçlarını irdelemeye çalıştık. Mısır sebzesi ve soya fasulyesi sebzesinin özellikle yetiştirme çupra yemciliğinde ki gittikçe artan kullanım oranlarının yine özellikle kömür ateşinde 2-4 tabir edilen 200-400 gramlık sübyan çupraların cızırdama sesinde yarattığı farklılığın ve bunun insan psikolojisine getirdiği olumsuz etkilerin nasıl giderilebileceği, hangi anda ızgara üzerinde bulunan aşırı soya yemi yemiş bir çiftlik çuprasının üzerine hangi oranda zeytinyağı dökülürse bu yapay hissin yok edilebileceği konusunda yapılmış olan son araştırmadır. Burada sizlerle paylaştık. Evet. İçimizde tartışacağımız son bir konu kaldı. Dünyanın özellikle eski dünya dediğimiz Afrika bölgesindeki bakır, kalay ve sarı rezervlerindeki düşüşleri tartışacağız ama az sonra.
Evet değerli dinleyenler, Standart FM burası. Kaybana Kulübü canlı yayında. Değerli dostum Kaan Çaydanlı ve ben Mete Avunduk. Bir süre daha buradayız. Ne kadar olduğunu tam kestiremiyorum şu anda. Yoğun bir haftamız var. Yarın Kadıköy'de Trip'te Yalnızlar Partisi var. Ardından hafta sonu Bursa'ya geçiyoruz. Cumartesi. Benim cumartesi. Yurt dışı seyahatim olacak. Sen bir çarşamba. Gidip geliyorsun değil mi? Ben gidip geliyorum. Arada gidip geliyorum ben. Nereye gidip geliyorsun sen? Yani kısmet o. Şey olmuyor yani. Şeyine bağlı yani. Gelişine bağlı. Ha, yerine mi bağlı mesela? Ya, gelişine bağlı. Ama yani bugün hakikaten yani bu hafta hakikaten yoğun çünkü bir uluslararası bir iş görüşmem var. Bu bizim gelmeden önce hani bu burada kendi kendine yürüsün hani zaten bir şey yapmamıza gerek yok dediğimiz firma biraz büyümüş. Allah Allah. Baş ağrıtıyor, hemen satacağım. Ne salondan bir kurtulalım. Benim payım neydi orada? Standart yarı yarı her zaman. Evet, tamam. Satın. Satayım onu. Sana çok önemli birkaç sorum olacak. Sağ olun, her zaman. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışayım. Çok özür dileyerek söylüyorum şu kısmını. Benim birazcık da böyle yeni jenerasyon ya da genç nesil diyebileceğimiz sosyal ortamlarda tarakta bezim olmak mı neydi? Bir laf vardı. O, benim bu tarakta bir şey olmaz. Neydi o? Nuh diyor peygamber demiyor. Oralarda işim olduğu için. Hı. Ben böyle şöyle laflar duyuyorum mesela. O gider verdi. Gider yaptı. Onun gideri yok. Bana gider şey yaptı falan. Mesela sen o jargonu şey yaptın mı? Denk geldin mi henüz? Ben o jargonu... Geçen gün çünkü bir arkadaş gider yaptı bana. Hı-hı. Giderim var mı diye sordum ben. Oradan hani müdahil oldum. İşte ayıplı söylemesi. Estağfurullah. Benim tabii bu jargonu... Bunu mesela nasıl yapacağız? Tabii ki var. Biz bunu özellikle... Senin giderin var mı? Benim yok. Yani, neyin var senin? Bir gelirim var benim. Bir düzenli bir gelirim var. Maaşım var. Aylık. Maaşlar Mayıs. Mayıs. Aylık maaşım var. Emeklim var benim. İki tane. Hı-hı. Biri SSK'dan, biri Bağkır'dan. Hı-hı. İki tane evim var. Bir tanesi benim üstüme. Öbürkü de benim üstüme. Biri kirada. Birinde ben oturuyorum. Kendin mi oturuyorsun? Kendim oturuyorum. Bir tane arabam var. Nereye? Eve. Hı. 86 tane tırım var. Kim ekine? Ben de öyle diyorum ki mekine. 86 tane tırım var. Onlarla lojistik işi yapıyorum. Naklasyon. Bir özel uçağım var. Senden iyi olmasın. 74 model Cessna. Doğan motorlu. Kaç tane? Bir tane. Önde bir tane. Hı hı. Başka da bir gelirim yok. Aklını başından almış. Eti budunda. Kemiği şeyine dayanmış. Giderci mi? Giderci bir bayan bulursam da ileriye doğru ciddi düşünüyorsun. Yok, ciddi düşünmüyorum. Yani ileriye doğru ciddi düşünmem yani. Ama ileriye doğru düşünmüyorsun yani.
bu prensibim benim yani. Ben özellikle ileriye doğru düşünmem. Ha, geçen gün senden iyi olmasın, birkaç arkadaşla bir araya geldik. Kadıköy Yeni Jargon başlıklı bir ön şeyde. Ön sevişmenin toplantı haline ne diyorduk biz? PPM. Hı-hı. Onu da bir araya geldik. Bir bayan asistan arkadaş vardı. Hı-hı. Sen dedi galiba dedi, ben de gider arıyorsun dedi. Hı-hı. Sen ne demek istiyorsun? Gel bakayım şuraya dedim. Bak, kenara aldım onu. Hı-hı. Var mıydı gideri? Varmış. Hı-hı. Varmış. Ama o anda tabii bilemedim. Bilemediğim için şey dedim. Sen mesela giderden kalsın desene dedim. Mesela de benim böyle böyle giderim var dedi. Kaç paraymış yani? Gideri kaç paraymış? Onu sormadım. Sonuçta 20 lira taksiye verdim. Kozyata, moda. 20 daha verdim. Buna da geri dönersin dedim ki al, sabah 7'de 7.30'da kalksın gitsin şeyindeyim yani ben. Şimdi sen bilmezsin. Ben sabah uyandığımda yanımda birisi olduğumu böyle bir tiksinti duyuyorum. Ha, uyanamıyorsun. Uyum, anneannemin annesinden kalma bir rahatsızlık bende. Uyandım, biri var, kim bu deyip tekme atıyormuşum. Allah Allah. Böyle şimdi ilk defa şey yapıyorum. Dirsek atanını duymuştum da. Önce bir hakaret etmeye kalktı. Sen gidercisin dedi. Dedim bak şimdi dedim, bana bu 2010 plus söylemlerle gelme. Gider yapma deseydin ya bana. Gider yapma deseydin. İşte o bilsem o deyimi hemen diyeceğim orada. Ben de şey, oturtmaya çalışıyorum yerine yani. Şimdi dedim giderciler bu karşısında. Bu gider aslında. Bu. Senin, sen kaç yaşındasın sen? Senin dedim gelirin ne dedim. Toplam gelirin ne dedim aylık. Dur bir dakika bir dakika. İyi demin sen... Kaç yaşındasın sen? Giderci, giderim var mı? Giderim var mı senin? Yok. Nasıl bunun, yok? Bunun gideri yoksa... Ha anladım ha. Tamam o yüzden giderim var dedi. Hani her türlü gelirim anlamında. Giderim var o demek. Ya gelirim anlamında niye giderim var diyor. Yani ya gelir de sabah erken gelmeden erken... İşte gelirimin tersini ters manyel var. Giderim demiyor, giderim var diyor. Erken gelmeden mi giderim diyor ya da erken gelirsem mi giderim diyor. Ne diyor ben? O bana açık konuşsunlar bu şey kardeşlerimiz. Rica ederim. Açık konuş kızım. Giderim yok. E nasıl oluyor yani o zaman? Şu an yok. Ha, şu an yok. Ama yani olabilir. Şu an yok, her an olabilir anlamına geliyor. Evet. Yani evet anlıyorum. Dolayısıyla buradan çok çok saygıdeğer özellikle 1987 sonrası doğumlu dinleyicilerimize şöyle bir mesaj vermek istiyorum. Yani bu gider gelir konusunu bir açıklığa kavuşturalım. Evet. Ben de buna ihtiyaç duydum şu an. Çünkü ben orada sıkıntı yaşıyorum. Ben orada çözemiyorum. Yani ne yapayım? Ben eski jenerasyonum. Çözme, sen de çözme. Yani ben Dark Side of the Moon'larla doğmuş büyümüş. Hadi canım sen de. Ben Wish You Were Here'la aşık olmuş, sevişmiş. Ben sevişmiş derken. Ben gereğinde Meryl Hill'la bile aşk yaşamış bir insanım. O noktalara kadar şey yapmış bir insansın. Tabii. Yani. Tabii. Dolayısıyla sen bir bayrak taşıyıcısısın. Kime ne? Fark etmez. Gözümün önüne Ulubatlı Hasan geldi. O da bir bayrak taşıyıcısıydı. Şey yapmayalım. Bebeğim giderin şey olduğunda şey yaptı. Yani giderelim yani. Ben olsun, onu giderdim. Onu giderdim. Sen neresin dedim. Ben de Değirmendere dedi. Şimdi dedim bak Değirmendere deme bana dedim. Ben şimdi Değirmendere'yi dedim. 1980'li yılların ortasından itibaren ezbere avucumun içi gibi bilirim dedim. Ki dedim benim avucumun içi dedim. Burada dedim en az 250 tane tecrübe geçti buradan dedim. Avucumun içi deyip geçme dedim. Burada bir yaşanmışlık.
burada bir Sicimoğlu bir birikim, romantizmi, bir birikimi var dedim. Bir tortu var orada bir kere. Aşağı. Bak dedim, bak bir kokla dedim. Kokladı. Hakikaten dedi ya, sen yıkamıyor musun dedi. Şimdi bak dedim. Baba sonra gider yapmış, gider. İşte gider yapmış. Ben onu sonradan öğreniyorum. Gider bu, yapmış. Giderseydin sen, hemen orada giderseydin. Giderini aldım. Giderini aldım. Sabah 9'u 40 geçe. En son kaç gibi aldın giderini? Sabah 9'u 40 geçe. En son. Geçe kalmışsın. Telafi ederim diye düşünüyorum. Çok az birkaç konumuz kaldı değerli dinleyenler bu gece üzerinde durmayı vaat edip henüz durmadığımız, onları az sonra toparlayıp hepinizi release edeceğiz. Çok iyi, ben Meta olduk gecenin sonuna geldik. Bu gece boyunca sizle paylaşmaya da tartışmaya çalıştığımız konuları da şöyle bir toparladık diye düşünüyorum açıkçası. Evet, yani özellikle son iki saatte evet. Bayağı üzerinde yoğunlaştığımız, derinleştiğimiz konuları kabaca bir toparlayıp üzerinden bir geçtik. Hepsinin gideri var mı yok mu bir baktık. Baktık ki var. Baktık ki gideri olmayan hiçbir şey yok. Çünkü bir şeyin gideri yoksa o patlar. Evet. Her şeyin bir yerde bir gideri taşar. Gideri var. Yani her şeyin bir tıpası olması lazım. Evet. Yani gerektiğinde tıpayı çekmek lazım. Gerektiğinde tıpayı tıpayı atacak hale getirmemek lazım. Basıncı doğru ayarlamak lazım. Bak bugün bizim kara tren dediğimiz istimli lokomotifler bile bu prensiple çalışırlar. Kara tren dediğin Colin Kazım. Onu da şey yaptık, onu paketledik onu. Öyle mi? O gideri vardı onun. Şey onun gideri vardı çünkü. Giderine şey yaptık onu. Biliyorsunuz 14 Şubat dünyada Aziz Valentin günü olarak kutlanıyor. Ülkemizde daha çok biz Akşemsettin günü diye anarız. O vesileyle yarın Kadıköy'de Trip'te evet, Yalnızlar Partimiz var. 14 Şubat son 12 yıldır olduğu gibi. Evet. Bir şey soracağım bu noktada. Bu Aziz... Aziz Vahdettin mi dedin? Evet. Aziz Vahdettin Katolik miydi? Hayır. Ayrıkçı Protestan. Ayrıkçı Protestan nasıl oluyor? Avangalist mi yoksa? Hayır, Katolik. Bildiğimiz Katolik. Bunun o zaman sevgiliyle, pompayla, şununla bununla ne alıp veremediği var? Sen Katoliksin. Katolik niye şey yapmıyorsun yani? Şimdi ben Katolik değilim. Ama yani giderim var. Ha. Alırım da var. Yani bu Aziz Vahdettin'in şey, gideri mi varmış? E tabi açık. Yani şeye açık. Açık gider yani. Açık giderci. Açık giderci. Dolayısıyla 2012 şartlarında düşündüğümüzde Akşemsettin gününü yani 14 Şubat Akşemsettin gününü Kadıköy Trip'te Yalnızlar Partisi'nde hep beraber idrak edeceğiz. Evet. Öyle giriş miriş kafası var mı Trip'te? Bir saate kadar yok. Bir saatten sonra ne olacağı belli olmaz. Yani parasal manada var mı? İşte gideri var. Geliri yok, gideri var diyorsun. Evet. Dolayısıyla değerli dinleyenlerimiz, hepiniz de davetlisiniz. Şey, açık giderli bir parti. 18 Mart
18 Şubat ya da 18 Haziran, şu anda tam olarak hatırlamadığım bir tarihte de Bursa'da olacağız. 18 Şubat resmini vardayız. Bursa tayfasının ve yakın civar, yani Kütahya, Davşanlı, Afyon, Eskişehir, Sandıklı. Afyon, Sandıklı uzak kaçar. İnegöl, tamam. Bozüyük, Düzce. Bozüyük. Sen ne yaptın? Gebze. Onlar 14 Şubat'a gelsin. Topçular. Sen Rut yapıyorsun. Yalova. Samandağ. Hatay Samandağ. Artık hangi Samandağ'sa yani. Ama Samandağ. Tabii bence davetli. Bu ya, bu Laos meselesini üzerinde biraz yoğunlaşmamız lazım önümüzdeki programlarda. Şimdi Hatay Samandağ falan dedin de. Lagos. Evet. Yani Sinarit, Girida. Ayrı bu bir familya ayrı bir konu. Evet. Üzerinde biraz yoğunlaşmamız lazım. Bu, kendimi şey hissettim şimdi bu konuda. Mahcup hissettim. Sonuç itibariyle değerli dinleyenler, yarın gece saat 22 itibariyle Salı gecesi burada olacağız canlı yayında. Sanıyorum 22-24 arası canlı yayın, onun dışında da trip bölgesinde olacağız. Bir şey söyleyecektim, o Alzheimer mı bende şey, giderim mi var acaba ya? Sen de bir gider durumu var. Bir şey var bende ama yani. Özellikle bugün benim bir giderim var yani. Bir gidesim var yani. Ne diyorsun sen? Bugün böyle şöyle bir gidesim var. O bana hafta sonu oldu. Hafta sonu oluyor. Her hafta sonu oluyor zaten. Hafta sonu oluyor her hafta sonu. Hafta sonu oldu. Bir gidesim geldi. Orada bir şey yedim. O bir ayak oyunu ya da vücutla darp yedim. Çırpmaymışsın sen. Çırpma. Olabilir. Bayağı çırpmaymış. Sikme de olabilir. O da olabilir. Bayağı bir. Sinan birini yedim. Yediğim yerde kaldım. Giderim de kalmadı. Durduğum yerde durdum. Bu iyi. Neyse ki hala hayattayım. Nerede duracağımı bilmek çok önemli. Allah Menteş'ten razı olsun ki bugün sağlıklı ve saatli bir şekilde burada işimin başında bizi dinleyen 3-5 bilemedin 8000 dinleyicimize sesimizi ulaştırabiliyoruz. Çok şükür ki Menteş bile bizi dinleyebiliyor. Evet. Bu çok iyi. Evet. Çok iyi. Evet. Hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Seni görmek çok güzeldi. Eyvallah, aynı şekilde. Yani yüksek sesle söylemek, ben çok hoşlanmıyorum bunu ama hakikaten seni görmekten oldukça memnun oldum. Bugün pek giderin yokmuş gibi geldi bana ama giderim yine de yok. Giderim. Yani bence giderine de bakmak lazım. Yani. Ama gider. Ama yani giderine de bakmak lazım. Evet, değerli Standart FM dinleyenleri. Burası Standart FM. Kaybeden Kuyu'yu dinlediniz. Yarın gece saat 22 itibariyle tekrar bu mikrofonlardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Esenlikle kalın. Neredesiniz? Orada kalın diyorum. Büyüklerimin gözlerinden, küçüklerimin de gözlerinden. Çünkü ters anlaşılıyor. Çünkü onun gözünden öptün. Hani şeyse, onun niye yanağından öpüyorsun gibi tartışmalara burada bu ortamda girmeyi uygun bulmuyorum. Hepiniz hoşçakalın diyorum. Değerli dostum, Mete 19.